x küçüktür 0 olmak üzere 2xy eksi 10x küçüktür 0 koşulunu sağlayan y'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? Burada bize x'in negatif sayı olduğunu söylemiş. Negatif sayılarda şurada yazdığım gibi çok dikkat etmemiz gereken bir durum var. Mesela eksi 2 büyüktür eksi 3. Eksi 2 demek şu değil mi? Eksi 1 çarpı 2 büyüktür eksi 1 çarpı 3. Şimdi ben burada her iki tarafta da eksi 1 var diye eksi 1'leri sadeleştirsem ve 2 büyüktür 3 yazsam ne olur? Hatalı bir işlem yapmış olurum. Ne yapıyoruz? Bu sorunun da kilit noktası adayı ters köşe yapmak için bayağı uğraştı. Ki şunu şu tarafa yazması da o, şimdi söyleyeceğim. Olay şu. Eğer bir sadeleştirme işlemi yapacaksak ve iki tarafta da eksi varsa eşitlik durumunda sıkıntı yok yani. Bu buna eşit olsaydı bir sıkıntı yok. Ama eşitlik değil, bir büyüklük küçüklük varsa eksiler giderken işarette yön değiştirir. 2 küçüktür 3 olur. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi bakalım. Diyor ki 2xy eksi 10x küçüktür 0. Bunların ikisini aynı tarafa yazması bile onun şeyi. Eksi 10x'i karşıya atalım. Artı 10x geçti. Eksi karşıya 10x artı olarak geçiyor. Eşitsizlikte de aynı şey var. Denklemdeki gibi. Eşitlikteki gibi. Şimdi bunu gördük. Pratik olarak hemen ne deriz? Şu x'leri bir götüreyim. Hah, işte buradan adama eliyor. Niye? Çünkü bize bir şey söylemiş. X küçüktür 0 demiş. Ben burada x'leri sadeleştirirken 2'ye küçüktür 10 değil, büyüktür 10 demem lazım. Buna dikkat. Az önce söylediğim mantıkla x negatif bir sayı olduğu için giderken, sadeleşirken denklem ters çevrilecek. 2y büyüktür 10 ise y büyüktür 5, dolayısıyla y 6'dır. Zaten burayı adayın yapabileceğini biliyor. Şurada acaba x'leri direkt mi götürdü yoksa eşitsizliği yön değiştirerek mi götürdü? Onu ölçüyor. Eğer değiştirmeseydik ne olacaktı? 2y küçüktür 10. Dolayısıyla y küçüktür 5. Y öyleyse her şey olur. 1 olur mesela. 1 yok. 4 olsun ya. 4'e yakın deyip 4'ü de işaretlettirebilirdi. Bu şekilde sonuca ulaşıyoruz. Cevabımız 6.